Tıpkı AK Parti gibi CHP de hafta sonunu kamp çalışmasıyla değerlendirdi. Hükümeti ekonomi ve Suriye politikaları üzerinden eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu sistem tartışmasını da es geçmedi. İşçi memnun değil, çiftçi memnun değil, emekli memnun değil. Ama bu düzenden memnun olanlar var. Önceliğini geçim sıkıntısına verdi. Yeni ekonomi programı üzerinden hükümete yüklendi. Vergiyi tabana yayacağız diyor. Ya taban zaten vergi ödüyor diye mahvoldu. Elektrik düğmesine basarken zaten 5 çeşit vergi ödüyor. Musluğu açarken 4 çeşit vergi ödüyor. Bizim bu gariban vatandaş her gün pırlanta almadığı için, pırlanta alsa vergi yok mesela onda. Tabanın vergi ödemesine gerek yok. CHP'nin Abant kampının kapanış konuşmasını yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Suriye konusu da gündemindeydi. Hükümete Esad yönetimiyle masaya oturun diye seslendi. Suriye'de iç savaş bir an önce bitsin istiyorsan Şam yönetimiyle konuşacaksın kardeşim. Ben bildiğimi okurum. Sen bildiğini zaten okumuyorsun ki. Sana birileri dikte ettiriyor. Erdoğan Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığını yapmaya aynen devam ediyor. HDP ile işbirliği iddialarına ise üstü örtülü yanıt verdi CHP lideri. Diyorlar ya CHP'nin özel gündemi var. Evet özel gündem diyorsanız bizim özel gündemimiz Türkiye'yi bu bataktan çıkarmaktır. Çünkü biz Türkiye'nin sorunlarını bilen ve her sorunla çözüm üreten tek partiyiz. Normal takvime göre bir sonraki seçim 2023 yılında ama Kılıçdaroğlu seçim mesajı vermeyi de sürdürdü. Nasıl yerel seçimlerde bir basamağı gayet güzel atladıysak ikinci seçimlerde de bu basamağı atlayacağız. Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız.